Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bulugul Meram adlı ahkam hadislerinin derlendiği Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin eserinde temizlik kitabı, kitab-ı tahare, abdesti bozanlar bölümünde 82 no'lu hadisi okumaya devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim ölü yıkarsa, gusül etsin, yıkansın, onu taşıyan da abdest alsın buyurmuştur. Bu hadis, İmam Ahmed, Nesai, Tirmizi tarafından tahric edilmiş, Tirmizi hadis hasendir demiş, İmam Ahmed ise bu bapta hiçbir şey sahih olmuyor demiştir. Çünkü İmam Ahmed bu konudaki hadislerin bütün nakil yollarının zayıf olduğunu tahric etmiştir. Ancak Tirmizi hadisi hasen saymış, İbn İbban da sahih görmüştür. Maverdi hadisçilerin bu hadisi 120 farklı yollardan tahric ettiği, yani farklı ravi kanallarından naklettiklerini söyler. İmam Ahmed bu hadis Beyhaki'nin rivayet ettiği İbn Abbas hadisiyle nesl olmuştur der İmam Ahmed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan yapılan rivayette size önünüzü yıkanmaktan dolayı gusül yoktur. Çünkü sizin ölünüz temiz ölür, pis değildir. Binaenaleyh ellerinizi yıkamak size yeter hadisiyle gusletmenin bir gereklilik, zorunluluk olmadığını nakletmiş olur. Ancak bu İbn Abbas hadisi, yani ölü yıkamaktan dolayı gusül yoktur. Ölünüz pis değildir, temizdir. Yani onu yıkadınız diye size yıkanma gerekmez sözü. Bu hadis-i şerifi Beyhaki rivayet etmiş. İmam Beyhaki bunu zayıf saymış. Nakleden Ebu Şeybe için de bu hadisin zayıflığı konusunda not düşmüştür. Fakat alimler, bu kitabın yazarı Hafız İbni Hacer Hazretleri de bu konuda Beyhaki'nin hata yaptığını söylemişler. Yani bu hadisin sahih olduğunu söylemiş. Dolayısıyla İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh sizin ölünüz yıkamanızdan dolayı gusül yoktur hadisini İbn Abbas'ın daha önceki okumuş olduğumuz 82 no'lu hadisin neshettiğini söylemiştir. Alimler yine bir başka rivayette Abdullah bin Ömer'den şöyle bir rivayet gelmiş. Biz ölü yıkardık. Biliyorsunuz bir Müslüman öldüğü zaman onun yıkanması, kefenlenmesi bir vecibedir, bir görevdir. Müslümanların bunu yapması lazım. Ölüyü yıkadığımız zaman diyor Abdullah İbni Ömer'den naklediyor. Yıkadıktan sonra kimimiz gusleder, kimimizse gusletmezdi. Yani bu Abdullah bin Ömer'in bu ifadesine göre radıyallahu anh ölü yıkamaktan dolayı gusletmek nedir? Bir tavsiyedir. Yani bir görev, bir farz değil, tavsiyedir. Buna nedip, mendupluk, yani yaparsan sevap olan bir, yapmazsan da herhangi bir sakıncası olmayan bir iş olarak nakletmişlerdir. Evet, bu babda, bu konudaki hadiste böyledir. Allah'a emanet olun. Başka bir konuda okumaya devam etmek üzere.